Allah'ın nimetlerini konuşmak, gündeme getirmek şükürdür kabilinden söylüyorum. Talebeliğimizde Efendi Hazretlerimizin sohbetlerine gide gele bizde oluşan hava şuydu. Hatimlere de gitsek, cenazelere de gitsek asla para almayız. İstemeyiz, verseler de almayız. Zorla verseler onu tasadduk ederiz. Ona ihtiyacımız yoktur, tasadduk ederiz. Talebelerimize de aynı şeyi söyleriz. Gittiğiniz yerlerde adamın cenazesi var. Zaten cenazesi olan insan sıkıntı da, üzüntüdedir. Bir Yasin okur musun? Şu kadar para ver, Yasin okuyayım. Öyle bir şey olamaz. Efendim okudun sana para verdi. Almana gerek yok. Allah için okudun zaten. Adamın nikahını kıyıyorsun. Zaten evleniyor, paraya ihtiyacı var. Bir de bana nikah parası ver demeye gerek yok. O da senin ona nikah hediyen olsun yani. Evlenme hediyesi olsun. Bütün bunları nereden öğrendik? İşte bir büyüğümüzden öğrendik. Hatta bir arkadaşımız vardı, derdi ki yani zaman zaman gittiğim hatimlerden zorla vermişlerdir ama ileride ben maaş almaya başladığım zaman tahminen ne kadar aldıysam o kadar benden çıkacak derdi. Mutlaka tasadduk edeceğim derdi. Bu nedir? Hamili Kur'an olmak. Yani Kur'an'ın sırtına binmek ayrı şeydir. Kur'an'ı sırtına almak ayrı şeydir.